öğretmenim. Ben korkusuz her şeyi şurada hocam, konuşabilirim. Hocam. 7 yaşındaki çocuğun biraz zoruna gidiyorsa. Ne? Bu Selahattin Demirtaş'ın içeride olması. 7 yaşındaki çocuğu politize etme. Öğretmensin, politize etme. Tamam. Yani sen annesi tam zıt bir görüşte. Hepimizin çocuk. Ne? Annesi zıt görüşte, çocuk nereden öğrendi? Siz sınıf terörist dersiniz. Doğru, ben kahraman, zeki. Arkadaşım, söylediğim şeyi duymuyor musun? Benim kahramanım. Niye biliyorsun? Öbürünü yok. Söyleyeceğim. Belki olmasaydı ben şu anda seni tartışamazdım. Korkudan titrerdim. Niye cesaret vermiş? Niye öyle şey mi var ya? Bir şey söyleyeceğim. Ben de senin öğrenci yaşındayım. Sen suç işliyorsun şu an. Ben Selahattin Demirtaş'a sahip mi çıkıyorum? Bir saniye müsaade et. Bir dakika, sahip mi çıkıyorum? Müsaade et. Ben de Kürdüm. Kürtsen kimsin? Onun Allah belasını versin. Amin. Yani. Bak. Onun bakın, Allah belasını versin. Provokasyon yapma. Bak işte bu şekilde provokasyon yapma. Kapatın lan bunu. Arkeşiz biz. O küpey. Bak biz az önce kamu görevlisi misiniz? Daha fazla, evet. Kamu görevlisiyseniz zaten bu çalışmadan sonra görevinizle alakalı ihraç edilmeniz için süreç başlayacak. Çünkü başlasın, devleti başlasın. 650 bir saniye dur. Ben Selahattin Demirtaş'tan daha büyük 657 sayılı devlet memurları kanununu imzalayan her vatandaşımız siyaset yapmayacak. Ne zaten, söyle. Şeyden takip ediyorum. Siz insanları deşifre etmek... Deşifre değil, sen geldin. Ben seni bulmadım. Sen geldin bana. Dedin ki ben kamu görevlisi öğretmenim. Devlete imza attım. Dedim ki ey devlet. Selahattin Demirtaş terörist değildir. Eğer devlet yakalıyorsa beni yakalasın. Bak. Sussa beni şikayet et. Karakola bildir. Öyle vurma. Tamam. Sen devletine vermiş olduğun sözü tutmayan adamsın. O yüzden sen hiç konuşma. Ben bak, o adamı terörist olarak görmüyorum. Bak sen politika yapamazsın. Görmüyorum. Bak bu adam yapar. Bu adam yapar. İnsanıdır ya. Bak sen yapamazsın. Dünyanın en zeki insanıdır kardeşim. Milli Eğitim Bakanlığı'nda barınmayacaksın. Haberin dünyanın olsun. Dünyanın en zeki insanı terörist diyemezsiniz ya. Adam ne yapıyor? Bak söyleyebilirsin. Ben nasıl biliyor musun? Nasıl biliyor musun? Bak kardeşim. Nasıl yaparsın? İstifanı verirsin devlete. Ben maaş almayacağım dersin. Gelirsin burada politikanı yaparsın. Bir şey söylüyorum sana. Bak sen bana olayı sordun mu? Yani Selahattin arkadaş, kardeşimi şehit yani verdim. Onu Erdoğan, arkadaş. Erdoğan da bu darbede ben İstanbul'daydım. Bizi sokağa döktü. Evet. Orada da Kobani eylemleri için dedi, bütün dünyayı ayağa kaldırdı. Bundan ne var? Kobani eylemleri. Yasin Börü'yü aşağı atıp bıçaklamalar, yakmalar falan filan. Onlar, olay neydi? Ben mi yaptım? Sen bana düşmansın. Veyahut, bir şeyler oluyor. Şu yani, bir saniye. Çocuk. 14 yaşında çocuk kime düşmansa oluyorsun ya? Evet. Ben, hala Selahattin savunuyorsun. O işi mi? Adam diyor ki, sen onun heykelini dikeceksin. Alo. Şimdi, alo. Bak bir şey söyleyeceğim. 22 yaşında. Bak. Kullandığı bir ifade var. Kullandığı ifade şu. Biz Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının gereği bu terör örgütü propagandası suçudur. Evet. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi salın dedi. O meseleyi de anlatmış olayım sana ki meselenin aslını anlaşılsın. Pek çok dava var şu anda yargılanmakta olduğu. O davalardan birinde yargılama süreci, tutuklu yargılama süreci olması gereken sürenin üstünde olduğu için. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tutuksuz yargılanması noktasında bir görüş ortaya koydu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şöyle bir görüş ortaya koymadı. Ki bu manipülasyon zaten burada yapılıyor. İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dedi ki ya bu adamın yargılanmakta olduğu bütün davalarda tutuksuz yargılanması lazım. Hüküm giydiği davalar da var onun. Ama bak ne söylüyorum. Benim sözüme bakmayacaksın. Şu anda yeni ismi HADEP. HADEP'in web sitesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının Türkçe şeyi var. Örneği var. Yani Yeşil Sol'un da web sitesinde vardı. Gir, indir, oku. Hangi davalarda yargılanmış? Bak benim perspektifimle de değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin perspektifini öğrenmiş olursun. Yani, takip edeceğim. Ama işte bakacaksın abi. Bakacaksın o karar neymiş? Ne yazmışlar? Çünkü yapılan algı şu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi demiş ki bu adamı salın. Hiçbir suçu yoktur. Öyle bir şey yok. Hapiste olduğunu biliyor ve haksiyeri hapiste olduğunu biliyor. 7-8 yaşında bir çocuk. Bir saniye. Bu, çocuk bu hükme nereden varmış? O hükme mi? Bu komik bir şey. Şu anda burada bir meseleyi... O videoyu tamamını izleseniz belki siz bir yorum yaparsınız. Yani annesi, soruyorum size. Bütün partileri sıralıyor. Yok diyor. İçerideki falan diyor. Yani abi, herkes 7-8 yaşındaki şey çocuk var, bile... Bir saniye.
bir yerden 7 yaşındaki 8 yaşındaki çocuk 7-8 bilemedim 9 şu anda ülkedeki ciddi politik meselelerden bir tanesini hepsini biliyor. Videolarda onunla alakalı hüküm de vermiş. Ben de sana söyleyeyim. Abdullah Öcalan teröristtir. Selahattin Demirtaş ben 19 yaşındayım. Vallahi, kendi aklımla düşünüyorum. Kendimle en zeki konuşuyorum. Dünyanın en zeki insanı. Bir dakika konuşayım. Şu anda. Bir dakika. Şu anda. Kendi aklımla konuşuyorum. Bir dakika. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi sınıflandırmasında şu anda terörist olarak sınıflandırılıyor. Ben, sen kanunları tanımadığını. Cesaret vermiş. Bak cesaret değil bu. Senin yaptığın şey sen Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenisin değil mi? Selahattin sen Milli Eğitim Bakanlığı. Kardeşim, bir saniye. Bak, biz arkadaşım, sen Milli Eğitim Bakanlığı böyle gidecek bu sen, bir saniye abicim, bugün dur. Abicim bir dur. Bak, bak bir saniye. Abicim bir durur musun? Durur musun? Öyle bir şey yok. 7 milyon diye de genelleme yapma. Herkesin farklı görüşü var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenisin. Evet, doğru mu? Evet. Sen az önce 657 sayılı kanunda sen kuruma girerken imzaladığın ben siyaset yapmayacağım. Abicim dur. Abicim bir dur. Abicim bir dur. Lütfen. Girme. Gerek yok. Sen imzalamış olduğun şeye ki senin sözün o devlete karşı gelip devletin terörist olarak sınıflandırdığı kişiyi ben devletin bana maaş veren devletin terörist sınıflandırmasını tanımıyorum diyerek ve onun da propagandasını yaparak gerekli suçu işlemiş oldum. Gözümle gördüğüm şeye mi inanacağım yoksa ben işte gözünle gördüğünü eğer inanıyorsan ya ben gözümle söyledim. Adam ama sen devlete verdiğin sözü unutmayana bak. Obani eylemleri için hayır neden senin amacın ne? Neyse. Senin amacın ne? Mesele bir şey. Ekrem İmamoğlu dedi ki beyan onun beyanı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisi bende değil. Karşı partilerde. Ben de muhalefetin belediye başkanıyım. Ve biz işleri İstanbul'da tıkır tıkır yürütüyoruz. İfadesi de bana ait değil. Yine Ekrem İmamoğlu'na ait. İmamoğlu bugün var yarın yok. Bak yarın sen. Abla onu söylüyorum adam yalan söylüyor. Ondan önce de başkası vardı. Ne oldu? Ondan önce de vardı. Bir inşaat oradaydı. Bizim partide. Ya bu inşaat yoktu. Var. O senin işin var. Yavrum var. Bizim partide işimiz yok. Abla şuradaki inşaat var ya. Şuradaki inşaat. Şurada. Yok yok sağda. Sağda. Yok sağdaki inşaattan bahsediyorum. 300 gün 300 proje o. Bana bak. İster AK Parti gelsin, ister CHP gelsin, ister İYİ Parti gelsin, ister A Parti, B Parti. Bizim evet. için fark etmez. Evet. Bizim canımız önemli. Bak soru bizim şu anda risk alandayız. Bak risk alandayız. Niye uğraşmıyorlar? Risk alandayız şu anda. Evimiz çürük raporu çıktı. Evet. Yıkılmak 3 ay içinde borçlanmak. Evet. Nereye gidelim? 3 trilyon para. Abla bunun ne kadar sıkıntılı bir mevzu olduğunu biliyorum ben de. Yok ya ben de bunun farkındayım. Ruh sağlığı gitti. Abla. Abla sıfır. Burada zaten hemfikiriz. İstanbul'da acilen kentsel dönüşüm ve depremle alakalı çalışma yapılması ama lazım. Ama niye bak 99'da yaşadık bunu. Evet. AK Parti diye AK Parti. Ne oldu? Kaç tane yaptılar? Söküp yaptılar binaları. Kaç tane yaptı? Söyle bana. Ben sana ben bilmiyorum. Ben takibini yapmadım. Senin yaşın kadar Anadolu'dan. Bak ben takibini yapmadım. Ama bak takibini yapmadım. Kiptaş pek çok çalışma yaptı. Tamam mı? Şimdi de yaptı. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Ya orada bir sıkıntı yok. Ekrem İmamoğlu yine vazifeye gelirken sen takıntı yaptın Ekrem İmamoğlu. Sen de takıntı. Ablacığım şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim? Ben miyim? Ablacığım bırak onu. Peki ondan önce kim vardı? Ya şu anda kim şu anda? Ondan önce kim vardı? Söyle ondan bana. Önce Mevlüt Uysal vardı. Koltukta mesela, durdu. Kadir Topbaş vardı. Adam güzel. Bak evet. Beyefendi, çalışmıyor muydu bu adam? Çalışıyordu. Ama depremle ilgili çalışmadılar. Biz ne aman bak nereden bunu biliyorsun? Hiçbir bina yapılmadı. Bak benim Mahmut Bey'de. Bak bir şey söyleyeyim mi? Al bir dakika. Bak bir dakika. Ben kaç yaşına geldim? Hiç daha görmedim. Akıllıya para, deliye para, aynen. Sakata para, aynen. Yolda yürümeye aynen. para, her şeye para. Niye yoktu eskiden? Niye yoktu eskiden? Ben, aynı vergi vardı. 65 yaşına bedava tıkmaz. Ondan sonra istemezsin. Ben hükümeti savunmuyorum. Ben de AK Parti'ye verdim. Ben de vermedim. İmamoğlu başbakan olsa bile yolda kimse yok. Ben onu savunmuyorum. Tamam savunuyorsunuz. Ben oradayım zaten. Allah Allah. Allah. Belediye kişisel konuşuyoruz yani. Toplumsal konuşuyoruz. Tamam kişilerin üzerinden konuşmayın. Ama kişilerin üzerinden konuşmuyoruz. Biz toşe olarak konuşuyoruz yani. Olanı konuşuyoruz. Olanı konuşuyoruz. Yükleniyorlar bir yere. Ben savunmak ben de bir saniye. Bir saniye. Abla bak ondan bahsediyorum. Neyi dinlemiyorsun? Bak az önce bir saniye. Bak ben kişi olarak belirttim. Abla. Abla.
Abla, 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 abla. Biz partiyle işimiz yok. Partiyi bir kenara atın. Biz bak kadına ne takılıyoruz. Biz parti yanlısı değiliz. Partiler gelip geçici. Ben de bundan bahsediyorum. Partiler gelip geçici. Ben de bundan bahsediyorum. İş yapması lazım. İş yapmıyor. Abla iş yapmıyor adam. Bak ben... Abla nasıl yapmadı? Eğer bu insanlar bu şekilde böyle tartışmaya devam ediyorsa bu ülkede yanlış giden bir şeyler var. Bir saniye. Bu insanlar bu şekilde tartışıyorsa eğer bu ülkede yanlış giden bir şeyler var. Bu kadar net. Evet. Onun farkındayız. Herkes bununla soruyor. Yok sen abi bak sakin. Normal tartışıyorlar. Sakin ol. Bak herkes bununla soruyor. Yok yok normal sohbet gerçekten ediyorlar. Herkes bununla soruyor. Abi normal sohbet bak, ediyorlar. Burada. Yok yok. İnsanları bu hale getiren kimdir? Cumhurbaşkanı kim olursa olsun gurur duyarım. Hiçbir şekilde öyle adam diye hitap ettirtmem. Etmem de ettirtmem de. Lütfen ülkenize, ülkenize, cumhurbaşkanınıza sahip çıkın. Sahip çıkın. Yeter. Kim sahip çıkıyor? Bir cumhurbaşkanına saygısı edilmez. Haram zehir çıktım. Bugün halkın seçtiği bir insandır o. Ne? Ne Ben bir şey yaptım, vatana yaptım. Evet. Yapmadı yani, onu yapmadı. Kime haram ettin onu anlamadım. Kime haram ettin? Benim sınırlarımı açan Afgan'ın Suriyeli'yi onu bunu dolduran haram olsun. Yok yok, kime haram ettin? Ben Cumhurbaşkanı'na saygılıyorum. Yok herkes, yani senin yaptığın, senin jenerasyonda herkes o askerliği yaptı. Ama gel ki, bak şimdi bak. Evet. Bak dinle. Ben bunun için mi vateni bak şimdi bak, ben güzel konuşuyorum. Hayır sen, sen bak. Bugünler için mi vateni görevini yaptın? Abla bir saniye, abla bir saniye. Abi senin askerliğinle mevcut politikaların bir alakası yok. O vatani görev herkes yapıyor. Senin jenerasyonda herkes 18 ay yaptı. Ondan sonra değişti. Birileri 12 ay yaptı. Şimdi 6 ay yapan var. Anladın mı? Çarpıtma olayları. Çarpıtmıyorum. Sen çarpıtmıyorsun. Sen şey zannediyorsun. Bugün 18 askerlik yaptım. Bugün diyorum ki sınırlar açılmış. Afgan'ı girmiş, Suriyelisi girmiş, Osi girmiş, Bursi girmiş. Kardeşim benim ülkem bunu kaldırmıyor. Bununla alakalı, kaldırmıyor ya. Bununla alakalı bir mücadele yapılıyor. Farkındayım. Kim yaptı, kim niye mücadele ediyor? Bak şu anda yapılıyor. Söylüyorum sana. Kim diyorum yaptı bunu, bu hale kim getirdi? Şu anda bununla alakalı bir mücadele yapılıyor. Bunu bu hale kim getirdi bana, sen bunu söyle. Söyler misin? Sen söyle. Hangi hükümet getirdi bunu bu hale? Bu hükümet getirdi. Tamam. Bu hükümet şu anda getirdi, yine... bu hükümet bak, mücadele diyorum. Ediyor. Biz köçek, kaçık köçeklerle mücadele ediyor. Kendin yaptın, kendin mücadele ediyor. Tamam. Bu kadar. Ne yaptın, etmesin mi? Abi yapamazsın sen. Tamam bak bu birileri. Bu kadar halkın. Bak. Peki sen bak. Başkanlık sisteminde referandum yaptın. Tamam. Yaptın değil mi? Yaptım. Sen ülkeye göçmen alacağım diye referandum yaptın mı? Yok. Bu kadar 80 milyon insanın hakkını gasp etmişsindir sen. Bak. Net. Bir şey söyledim. Bak bir şey söyledim. Noktadır. Bir şey söyledim. Onu. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi Suriyeliler meselesini söyleyeyim. Beni bağlamıyor kardeşim. Bu ülkede vatan, bak bu ülkede ama bağırma, savaş abi, çıksın, bak ben çok bak, sinirliyim, sinir bu konuda çok sinirliyim. Sinirli olmanı gerektirecek bak, bir şey yok. Bak bu ülkede savaş çıksın, bu ablam var ya, bu ablam, sırtında mermi taşır. Ben giderim cephede savaşırım. Tamam. Bak ben giderim cephede savaşırım. Bakın. Aa, ders mi var? Ders mi? Bir saniye. Ha, abi çok bağırıyorsun. Tamam. Neyse. Ahmet abi nasılsın? Abi. Bak bu ülkede savaş çıksın, ben gider savaşım. Bağırmayalım, bağırmayalım. Kendi vatanını, kendi ülkesini satan, sahillerde nargile içen, affedersin bizim karımıza kızımıza laf atan, orada burada sürten abi, bir adam. Abi bak bak, bir şey bir şey bir şey bak. Bak, hiçbir şey söyleme bir şey, bana abi. Söyleyeceğim. Ben vatandaşım. Niye söyleyeceğim? Bir saniye. Benim Türkiye için. Doğru söylemiyor. Bak dur. Niye doğru söylemediğini de konuşalım. Tamam, doğru söylüyor. Bunu Ümit Özdağ da söylüyor. Abi bak, sabah akşam aynı şeyi Ümit söylüyor. Ümit Özdağ da söylüyor. O söylüyor, bu söylüyor değil. Vatandaşın bak şimdi, dur ne abi, istediği önemli olan. Ama bir dinleyelim. 80 milyon ne istiyor? Ona bak, bak şimdi. Kimse. Ona bak. Bak kimse. Ben 80 milyon. Bu ülkedeki, bu ülkedeki devlet benim. Sen hükümetsin. Abicim dinliyor devlet musun benim, beni? Devlet. Dinliyor musun doğru beni? Doğru mu? Bak şimdi sen bana ne dedin? Bana arkadaşlar, arkadaş sen aç olabilirsin. Sen aç olabilirsin. Tamam sen aç olabilirsin. Bakın, ben aç değilim. Şu arkadaş aç değil. Şu arkadaş...